Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Nisan 2021 Perşembe. ACS 101 başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta havaların ısınması, güneşin yüzünü göstermesi, tabii arada küçük de olsa yalancı bir kış yaşamamızla beraber bahar mevsimini konuşalım istedik hep birlikte. Buna göre bir hazırlık yaptık. Tabii bu hafta içerisinde aldığımız haberler, hani tam kapanma sürecini yaşayacak olmamız da baharın tadını bir nebze bizden uzaklaştırdı desek de bu yılda 2021 baharını da artık iliklerimizde hissetmeye başladık. Ama bugün konuşurken birazcık da böyle yalancı bahar üzerinden konuşmak istiyoruz. Yani nedir bu baharın yalancılığı? Bize neyi anlatıyor, neler hissettiriyor, onları da konuşacağız. Tabii bunları kimlerle beraber konuşacağız? Süha Hocam ve Cem Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Görüşmeyeli 15 gündür. Biz iyiyiz Süha Hoca'yla. Biz iyiyiz, gayet, evet. Biz iyiyiz. Yani, Süha Hocam nasıl bizden gidiyor? Kastınız. Aşılar, durumlar? Ben de iyiyim, çok şükür. Bu arada aşı sürecinin ilk dozunu yaş itibariyle ilk dozu oldum. Tabii siz 20 yaş altı olunca evden de çıkamıyorsunuz hadi bu süreçte. Evet, çıkamıyorum. Bu arada bazı espriler oldu. Yani araya kaynatmışlar sizi falan diye bile isteye aşı yaptırdım. Yani bir yanlışlık olmuş diye takılanlar oldu. İlk doz aşımı oldum. Arkadaşlara önerim, korkmasınlar, aşıları zamanı geldiğinde, yaş grupları geldiğinde aşılarını olsunlar. Bir böyle bir iki gün birazcık sarsıyor, hafif ateş yapıyor ama ikinci günden sonra hiçbir sorun, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hocam bu dönemde yani 1,5 yıla yaklaştı artık. Hani grip olmaya dahi korkuyoruz bir noktada. Evet. Yani azıcık bir burnumuz attığı zaman falan da acaba diyerek hani günlerimiz geçiyor, etrafımız onları yaşıyoruz. Hani ümit ediyoruz hani bir an önce artık hani bu yaz son, bu bahar son olur inşallah. Hani bu baharla beraber atlatırız diye umarız, ümit ediyoruz. Evet. Böyle bakalım. Cem Hocam, şimdi bahar kelimesini konuşalım diye sizlerle beraber hafta içinde konuşunca benim aklıma şöyle yani ilk etapta gelen şey, baharın insan hayatıyla özdeşleşen tarafları vardır işte. İlk bahar, hani gençlik baharla özdeştirilir her tabii, zaman. Dört evre hadi, dediğimiz. Hayatının son baharında dediğimiz hani böyle bir olgunluk, yaşlılık dönemi de vardır. Hani bahar kelimesi bizim hayatımızda tam olarak ne ifade ediyor? Biraz sizlerle beraber öyle başlayalım isterseniz. Tamam. Tabii bahar, mesela ikinci bahar da var. Evet, ikinci bahar. Gençlik bahar. Yani bahar tabii tabiatı gözlemleyen insanın mevsimlerin doğadaki değişikliğinin insana da tabii ki doğanın bir parçası olarak iz düşümlerinden yola çıkarak belki baharı da ele almak lazım. Bahar metaforik anlamda da kendi içinde yarattığı ironik anlamda da simgesel anlamda da insan hayatında önemli bir yeri var yaşamsal döngü içerisinde. Bahar yenilenme dediğimiz, tazelenme dediğimiz bir dönemi temsil ediyor. Aslında havaların ısınması, tabiatın canlanması, mesela kış uykusu dediğimiz durum vardır. Aslında kışı bize en güzel tarif eden durum budur. Doğa aslında uykuya dalar. Her şey yavaşlar. Sanki bir bitiş, tükeniş gibi algıladığımız bir durum yaratır bizde sonbaharla başlayan süreç. Kışta daha pik noktaya ulaşır. Tabiat da bunu bize çok net gösterir. Yani sadece büyük kentlerde yaşıyoruz ama yani bir ağacı bile oturduğumuz yerden gözlemlesek aslında o döngüyü anlayabiliyoruz. İnsan için tabii ki bahar çok farklı anlamlara denk geliyor. O dediğim gibi yenilenme, yaşamın yeniden başlaması, o buzun, karın suya dönmesi, suyun hayata, cana dönmesi gibi bir sirkülasyon içerisinde insan da tabii yaşamın o dinamiğinde bahara karşı kayıtsız kalmamış. Her alanda hissetmiş bu coşkuyu, bu yenilenmeyi. Ona ait ürünler de vermiş onu yaşayarak tabii ki. Bahar sade anlamıyla yenilenme, parlama, aslında parlaklık anlamına da geliyor. Zannedersem ya Farsça ya Arapça bir kökenden şey. Parlama, parlak, ışık saçma dediğimiz durum. Tabii güneşle bir metafor benzetmesinden kaynaklı zannedersem. Çünkü güneş ışığı daha çok oluyor.
Günler uzuyor, geceler kısalıyor. Yaşam daha aktif ve dışarıda geçmeye başlıyor. Öyledir, hava ısındınca aslında perdeler, pencereler açılır, verandalara çıkılır. Günlük yaşamdan bahsediyor. Da balkona çıkarız ya da dışarı çıkarız en kötü şeyle. Çimenle, bitkiyle, doğayla şekilde kavuşuruz. Temas ederiz onlara. Bahar bu anlamda insanın yaşama sevincinin arttığı bir duygu durum değişikliğini de beraberinde getiriyor. Coşumsu durum aslında. Ama hocam, sizin için baharın gelişi nedir? Hani neyle anlarsınız siz? Benim için baharın gelişi okulun önünde satılan çağladır. Külahta, kağıt külahta. Suya hocam bilir. Odur. Bahar geldi deriz. Yaza doğru erik çıkar. Şöyle tuza erik banarsın. Artık külaha girer. Biz işte 5 liraya mı 3 liraya mı alıyorduk yani okullarda. İlkokulda, ortaokulda ve lisede baharın geldiğini böyle anlardık. Bir de dondurma reklamları. Bir de gazlı içecek reklamları çıkardı. Biz bahar geldi derdik. Bizim hayal dünyamız öyleydi o dönemde. Çünkü onlar hayatın değişkeniydi. Biz de o toplumsal yaşam içerisinde böyle benzetmeler kuruyorduk. Ama benim ilk vereceğim örnek Çağla'dır. Çağla eğer tezgaha düştüyse bir abimizin okulun önünde satmaya başladıysa eğer onu. Evet, bir kese kağıdının ya da bir külahın içinde kağıt. Hemen biz bahar geldi derdik yani. Etrafımızdaki çiçekleri, doğayı, böcekleri görmezdik bile. O zamanki aklımız öyleydi. Benim ilk aklıma gelen imgesel şey baharla ilgili odur. Çağla çıktı. Yazla ilgili erik gibi gibi örnekler verilebilir. Bahar tabii ama şöyle de bir durum var. Bahar insanlarda farklı etkilere de sebep olan bir durum. Özellikle depresyonla ilgili yapılan araştırmalarda mevsimsel değişikliklere bağlı depresyon dediğimiz bir alan var psikolojide. Özellikle bahar aylarında melatonin güneş ışığına göre farklı oranlarda salınımı artan bir hormon, birçok hormonun yanı sıra. Orada bir duygu durum değişikliği yaratıyor bizi bu hormon düzeyimizin değişmesi. Aslında o coşumsu, hafif heyecanlı, hareketli halimiz bir müddet sonra bizi hüzünlü, tükenmiş, bıkmış, yorgun da hissettirebiliyor. Bunun da aslında tamamen bilimsel bir açıklaması var. Çok böyle hani ruhlar alemine ait değil. Isı ve nem değişikliğinin insan vücudundaki hormonlara direkt temas ettiği ve değişkenlik yarattığı söylenir. Dolayısıyla insan da bundan tabii ki etkileniyor. Bazen dediğimiz o mevsim geçişlerinde yaşadığımız depresyonun da en önemli özelliği budur. Bahara gelir. Aslında bir de sonbahara denk gelir. Hüzünle beraber. Özellikle de serotonin ve dopamin düzeyimizdeki değişiklikler bizi baharın o canlılığına rağmen farklı bir profile sürüklüyor. Burada hani İTÜ'yle alakalı da bir geri bildirimde bulunayım. Bize başvuran öğrencilerle ilgili tespitlerimizdir. Genelde bahar aylarında böyle bir tükenme, çöküş, daha bunalımda bulunma, hüzünlü bir ruh hali, vazgeçmiş, üşenmiş ve ertelemiş bir ruh haline bürünüyor çoğumuz. Biz de yaşıyoruz bunu. Fiziksel bir yorgunluk oluyor baharla beraber. Aslında bunun tam tanımı bahar depresyonu, mevsimsel depresyon dediğimiz şey. Ama yine de bahar tabii ki tüm bu saydığımız şeylere rağmen müthiş bir devinim, müthiş bir uyanış, müthiş bir parlaklık, parlama demek aslında hayatımızda da yansıyor. Yalancı kavramına da değinirsek yalancı bahar dediğimiz durum. Yani psikolojide ya da insan hayatında yalan çok önemli ve özel bir yer. İnsan davranışları ve insanın kişiliği açısından da benlik oluşum açısından da mesela 4 yaşındaki çocuk yalan söylemez çok. Çünkü daha yavaş yavaş doğrunun ne olduğunun farkına var. Çünkü yalanın olması için doğrunun olması gerekiyor. Gerçeğin olması gerekiyor. Gerçeklik kavramı biraz daha 5'li yaşlarda falan başlar. Yavaş yavaş o farkındalık, gerçek farkındalığımız olur. O hayal dünyası dediğimiz durumdan gerçek dünyaya geçiş belki de. O zaman işte yalan da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yalan deyip geçmemek lazım. Herkesin kullandığı, hepimizin kullandığı, hepimizin ara sıra başvurduğu bir savunma yöntemi. Patolojik oranda değerlendirirsek tabii ki haddinden fazla ki durumlar eğer bir yaşam refleks haline gelmişse ve biz o kurguladığımız yalan içerisinde yaşamaya başlarsak tabii ki daha fazla farklı tanımlar ya da rahatsızlıklar söz konusu ama yalan hayatımızda var. Çünkü doğru var. Çünkü gerçek var. Kontrası olarak yalan da olacak. Aldatma dediğimiz duruma girer. Yalan aslında bir aldatmadır.
farklı dinamiklerle, farklı amaçlarla, farklı motivasyonlarla bir şeyleri değiştiririz biz hayatta. Mübalağa örnektir. Aslında mübalağa kandırmadır. Abartı sanatı dediğimiz şey bize nazik kibar gelir ama yalandır sonuçta. Avcılar çok yapar mesela, örnek verirsek. Yalan, dedim ya, doğada da var. Aslında bitkiler ya da canlılar dediğimiz grup tabiatta, doğada aslında yalanı, kandırmayı, aldatmayı çok kullanır. Yaşam profilimizde var mesela. Ölü taklidi yapmak birçok hayvan için geçerlidir. Yalandır, kandırırız. Bir kuş örneği var. Bir dalda konuyor. Bu çok güzel de bir örnektir vahşi yaşamda. Diğer hayvanları kartal ya da benzeri yırtıcı kuşlardan ısık çalarak alarm verip uzaklaştırmaya yönelik bir formül dizayn etmiş yaşam, doğa. Ama bunu gereksiz alarmlarla yapıp kaçan hayvanların yemeklerini, yiyeceklerini ele geçirmek için kullanan hınzır kuşlar dediğimiz şey yalandır. Tabiatta, doğada yapılmış. Tuzak kurmak dediğimiz şey vahşi yaşamda yine aldatma ve yalanın örnekleridir. Biz modern dünyada insan türü olarak geliştirdiğimizde bazen savunma mekanizması ya da farklı durumlarda kullandığımız hayatta kalmaya yönelik bazı reflekslerimiz oluyor. Bunu hastalık boyutunda yaşamak tabii ki de tavsiye ya da çok kullanışlı bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Yalancı Bahar'a da değinip hemen Süha Hocam'a geçeyim. Adem, sorunu da alayım. Yalancı Bahar da aslında hani yaşıyoruz. Mevsimler değişti Süha Hocam, değil mi? Bizim hani ben 23 Nisan'da çok net bir örnek vereyim size. O zaman çocuğum. Belki size de yazışırken yazmışımdır. İlkokuldayım ve 23 Nisan törenlerinde görevliyim Ankara'da. 23 Nisan günü sabah başlayan kar yağışı sebebiyle törenler okulun içine alındı. Ben bunu yaşadım. 23 Nisan'da Ankara'ya kar yağdı. Ha, ülkemize baktığımızda dört mevsimi ayrı ayrı zamanlarda farklı şekilde yaşayan bir ülkeye sahibiz. Evet, şu anda batıda kar yağdı, yollar kapandı falan. Bunları yaşıyoruz hepimiz. Hocam o zaman şey oluyor, Nisan'daki kar yağışı herhalde yalancı bahar, yalancı kış. Aslında yalancı kış değil. Bence yalancı bahar oluyor. Bahar, mevsimsel olarak baharı yaşıyoruz ama yalancı bir bahar. Bize bahar özelliklerini vermediği için. Yalancı bahar kavramını genelde şeyde kullanırlar esasen. Kışın dünya evet. Genelinde de mevsim normallerinin üstüne çıktığında, ki bu sene yaşadık hocam. Şubat'ta 22 dereceyi gördü İstanbul. Tabii. 23'ü, 24'ü gördü. O tamamen bir yalancı bahardı. Hemen montlar çıkar ve tabii. Havaya aldanırsın ama bu sefer de burun atmaya başlar direkt. Tabii, yani, tabii yaşayan sosyal yaşantımıza da çok direkt etki ediyor. İklime göre yaşıyoruz. Çünkü biz doğaya göre yaşıyoruz reddetmediğimiz bir şekilde. Hani Mart kapıdan battırır, kazma kürek yaptırır lafı. Kastırma yazı lafı. Aslında hep bunlar hani havanın bize oynamış olduğu aldatma süreçleridir. Kısmi anlamda. Yalancı bahar çok daha metaforik anlamlar da içeriyor. Süha Hocam bu konuda çok daha derin araştırmalara ve bilgilere sahiptir. Hem yazın edebiyat alanında hem sanatın diğer alanlarında. Ben sadece dizilerle ilgili örnek vereyim şimdilik. Kitap da var hocam, Yalancı Bahar ismiyle basılmış. Şiir kitaplarından tutun romanlara falan. Bilmem kaç yüz bölüm yayınlanmış bir Hint dizisi var ülkemizde, Yalancı Bahar diye. Bir Türk dizisi var Yalancı Bahar diye, Türk yapımı. Bu konu hep işlenir. Metaforik bir anlamı olduğu için işlenir. Göndermelere sahiptir çünkü. Doğal olarak biz de aslında şu anda Nisan ayında çok da hani şu an belki yaşamıyoruz ama değişebilir. Birkaç hafta önce yaşıyorduk biz de o durumu. Yalancı bir bahar durumunu yaşıyorduk. Bir de şöyle bir ülkenin ya da dünyanın yaşadığı duruma bakarsak bir yalancı bahar yaşıyoruz. Çünkü evdeyiz. Tam açılmanın göstergesidir bahar. Dışarı çıkarız, montlardan sıyrılırız. Mesela soyunmak demek, yani aslında açılmak demek. Giysilerimiz kısa kolluya döner, daha light giysiler giyeriz, daha dışarıya daha yöneliktir. Daha dışarıda vakit geçirmeye çalıştığımız dönemde aslında şu anda tam yalancı bahar yaşıyoruz. Çünkü evdeyiz. Tam kapanma yaşıyoruz. Tam kapanma yaşıyoruz. Evet. Tam yalancı bahar gibi tam bir şey. Yine hani böyle bir girizgahla beraber. Hocam, Süha şey Hocam, Fenerbahçe'de hocam. Belki yalancı bahar yaşıyor olabilir şu an. Bir dakika, program önce bunu ben tamam, söylemiştim. Beşiktaş yalancı baharı yaşatıyor tamam. Diye. Ben hocam, açıkçası Süha Hocam'ın tamam. Çok bekliyorum baharla ilgili şeylerini de, o yüzden heyecanlıyım. Evet, dinliyorum Ademciğim. Ben şimdi ortaya soracağım. Hani kültürümüzde vardır ya cemrelerin düşmesi. Evet. Hani... Cemreler 3 tanedir hocam. Size böyle soruyu sorayım da Süha Hoca'ya geçeyim ondan sonra. Nasıl düşerler?
İşte ilk cemre nereye düşer hocam? Havaya, suya, toprağa diye biliyorum ama sıralama değişebilir. Süha hocam sizce nasıl? Bu konuda Cemre isimli bir arkadaşım var. Şu anda Cambridge'de yaşıyor. Bağlanalım mı hocam direkt? Ben ona sormuştum zamanında. Benim ne zaman düşeceğim belli olmaz demiş. Çok güzel bir yanıt vermişti. Şimdi Cambridge'de yaşıyor. Şey hocam, bu yılda Cemre'ler şey karantinada olduğu için düşemedi. Bu yıl düşemediler. Yani. Tabii. Onlara düşme yasağı getirildi bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Şimdi kısmi Cem düşme. Hocamı bizim öğrenci arkadaşlarımız daha çok vaka herhalde Cem Hoca'ya geliyordur öğrenci arkadaşlar da. Aslında yani tabii psikolojik nedenlerini, kökenlerini Cem Hoca çok güzel açıkladı, izah etti. Vücuttaki değişimlerini sıcaklıkla bağlantılı olarak. Ama özde bizim gençlikte kendi başımıza da geldiği gibi ben her bahara aşık olurum gibi. Yani işte gençlikte ergenlikten sonra ben her bahara aşık olurum derdik şarkıyı da. Sezen Aksu. Evet, Sezen Aksu şarkısına eşlik ederdik. Ama daha büyük bestekarlar da ne diyorlar? Münir Nurettin Selçuk, sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim diyor. Yani söze bakar mısınız? Şimdi evet, tabii derinden anlatmış. İnsanların içindeki aşkı, sevdayı da canlandırıyor bahar. Tabii tabii. Coşkulu. Coşku kazanıyor. Evet. Doğadaki coşkuyla birlikte insanlara da yansıyor sanırım. Aşka bir ara verelim çünkü aşkı başka bir konunun programın mevzuu yapacaktık. Sezon diye. Finali yaparız. Konuşmuştuk o konuyu. Ama şarkılara, şiirlere girdiği gibi divan edebiyatından başlayarak aslında bizim kendi kültürümüzde, edebi kültürümüzde zaten var, değineceğiz. Yalancı konusunda yalan kavramını biz biraz gerçeğe aykırı gibi kullanıyoruz ama sahte, evet, sözde, evet, benzer, benzeri gibi anlamlar da taşıyor. Bizim kültürümüzde şey var mesela, yalancı dolma var. Evet. Değil mi? Yalancı tavuk göğsü var. Hocam yalancı Selanik var. Örgü. Tabii işinde. Yalancı Selanik var. Genç kuşak bilmez, örgü çeşididir o. Tabii, evet. Ondan sonra yalancı çiğ köfte var. Evet. İyi mesela şu anda satılan yalancı çiğ köfte. Biliyorsun. Soyalı. Ondan sonra yalancı su böreği var. Yalancı baklava var. Yani evet, yalancı profiterol var. Evet. Mesela, o nasıl oluyor hocam? Yalancı profiterolde ne eksik? Yalancı, şimdi bir kere profiterol ayrı bir kültür biliyorsunuz. Yani bunu Avrupa yakasında en iyi yapan pastane önünde kuyruk olurdu. Söylemeyeceğim pastanenin adını. Evet. Kadıköy'deki de ayrı bir pastane ismidir. Onun önünde de kuyruk olurdu. Çünkü neden? Profiterolün içindeki malzeme ile dışındaki çikolatanın oranı çok önemli. Herkes tutturamaz. Herkes tutturamaz, onun ustaları vardır. Yani öyle sağda solda pastanelerde satılan profiteroller, o ismini söyleyemeyeceğim pastanelerin profiterolleriyle bir tutulamaz. Şimdi Selanik, değil mi? Selanik'i söylediniz. Yalancı Selanik, yalancı bahar. Yani bunlar hep benzeri anlamları taşıyorlar. Bizim teknik üniversitede arkadaşların, mühendislik bilimleri okuyan arkadaşların bile terminolojilerine girmiş yalancı sıfatı taşıyan terimler var. Yalancı astronomide mesela, yalancı ay çemberi, yalancı çift yıldız, yalancı güneş, yalancı güneş çemberi var meteorolojide. Mühendislik terimleri mesela, yalancı büküm, yalancı denge, yalancı derz, yalancı izge tepkisi, yalancı kazık, yalancı kod, yalancı kolon, yalancı pencere, yalancı priz mesela. Yalancı uydu var. Uçak uzay bölümündeki evet, arkadaşım. Sizin disiplininde Cem Hocam mesela yalancı anı, yalancı bunama, tabii, yalancı tabii, gebelik, yalancı depresyon, ondan sonra yalancı halüsinasyon, ondan sonra yalancı kişilik, yalancı nöbet, yalancı psikopatik şizofreni, yalancı tiryakilik, yalancı uykusuzluk gibi terimler var mesela. Yani şöyle değineyim hocam. Aslında aldatma kavramı
bize miş gibi deriz ya. Miş gibi yapmak. Miş gibi yapmak. Aslında her şeyde var. Hani bunu psikolojisi, mühendisliği, mimarlığı, berberliği, her şeyi katabiliriz. Çünkü insana ait bir kavram. İnsanın yaşantısıyla alakalı bir kavram. Dolayısıyla tabii ki bizim alanımızda da var. İnsanın temel olarak yönlendiği savunma mekanizmalarıyla yaşama durumu aslında yine bizim doğadan, tabiattan öğrendiğimiz bir şey. Aslında insan giyinerek saklanıyor, kamufle oluyor. Antik dönemlere baktığımızda hani çok ilkel yaşantı dönemlerine hani o kamuflaj amacıyla da hani soğuktan koruyoruz ama bir de aldatma dediğimiz durum var. Kandırma dediğimiz durum var. Bu kadar iç içe girip bir durum. O yüzden yani modern yaşantımızda baktığımızda da psikiyatride, psikolojide bir savunma mekanizması olarak eksikliklerimizin tamamlanması adına özellikle ilgi çekmek, kabul görmek, onaylanmak gibi ihtiyaçlarımızın tanımlanmasında yalan her zaman ister istemez bir refleks halinde başvurulan bir yöntem, bir durum aslında. Tabii ki hani bunun başında dediğimiz gibi biz hani suistimal düzeyinde yapıldığında zararları var hem kişiye hem topluma, sosyolojik olarak da negatif sonuçlar veren bir şey ama savunma mekanizması olarak da kullanıldığını görüyoruz. Bizim rahatsızlıkların, literatürdeki rahatsızlıkların hepsinin başına koyulabilecek bir kavram aslında. Yani işte yalan, siz güzel örnekler verdiniz, yalancı depresyondan, yalancı şizofreniden, yalancı paranoyadan vesaire vesaire hepsinden bahsedilebilir bir durum. İhtiyaçlarımızı karşılamak, belki hayatta kalmak için doğru ya da yanlış, parantez içinde değerlendirmiyoruz, geliştirdiğimiz bir yöntem yalan durumu. O yüzden bizde de sık sık rastlanır. Yani hani miş gibi yapmak. Manipülatif de bir durumdur hocam. Zaten özünde o var. Manipüle etmek, hani doğruyu birazcık kapatmak, üstünü örtmek, gizlemek, saklamakla alakalı. Ya da mevcut durumu kendi lehimize çevirmekle alakalı. Aldatma ya da kandırma dediğimiz durum da buradan çıkıyor. Ve karşı tarafı etkisi altına alıp onun davranış ve reflekslerini, tepkilerini, eylemlerini değiştirmeye yönelik bir durum. Çıkar nedir? Alt çizgi çizdiğimizde bana faydası dokunsun. Çünkü yalan öyledir. Mutlaka ucu size bir fayda getirecektir. Ya bir şeyden kaçma, ya bir şeyi örtme, ya da bir menfaat sağlama, menfi bir şey olarak kullandığımız bir durum. O yüzden bizim rahatsızlıklarla ilgili durumlarda da bunların hani farklı savunma mekanizmalarıyla manipüle edilmiş haline biz de rastlıyoruz. Alanımızın içinde ama mesleğimizin dışında olan durumlarda da tabii ki özel hani yerlere yönlendiriyoruz danışanlarımızı. Böyle bir durum var. Yalancı kavramı psikiyatride önemli. Mesela çok bir ilginç örnek vereyim size. Çocuk yalan söylemeye başladığında ebeveyni ya öldürür ya yaşatır. Burada ebeveyn tavrı çok önemli. Ebeveyn bizim her şeyi bilenimizdir. Eğer çocuk yalanı öğrendiğinde, ebeveynine yalan söylediğinde ebeveyn bunu düzeltmezse çocuk onu hiçbir şey bilmiyor ve kandırılabilir bir role çeviriyor, bir figüre çeviriyor. Ebeveyn kaybı diyoruz buna. Ebeveynde güç kaybı. Ebeveyn eski anlamını ve rol modelliğini yitiriyor. Yalan hani bizi hayatımızın her alanında etkileyen bir süreç. Çocuğun hayatında da böyle durumlar yaratabiliyor. Çünkü her şeyi bilenin yıkıldığı an. Yalan söyledim ve annemi babamı kandırdım. Çoğu zaman çocuk yalan söylüyor. Aa öyle mi? Aa şöyle mi? Aa böyle mi deriz? Aslında belki de yanlış tavır sergiliyoruz. Hayır. Öyle değil. Doğrusu bu. Gibi bir belki tepkiyle yaklaşmak da önemli. Çünkü yalanla kurduğumuz bağ o zamanlardan başlıyor. Eğer çok bileni, en bilenimizi kandırabiliyorsak eğer herkesi kandırırız. Ve yalan aslında birazcık işe yarar bir hale geliyor çocuğun hayatında. Yanlış öğrenmeler dediğimiz durumlar. O yüzden çok hani gelişim psikolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Dikkat edilmesi gereken bir husus. Süha Hocam açtığınız güzel bir konu başlığı. Teşekkür ediyorum. Hemen sözü devrediyorum. Söz sizde. Bitti mi? Şimdi bizim edebiyatımızda da demin divan edebiyatından bahsedeceğiz dedik. Çok önemli bir tür var. Kaside türü. Bazıları kaside türü der, bazıları da kasidenin bir bölümü der. Bahariye. Bahariye. Yani Kadıköy'deki Bahariye
bölgesinin adı aslında divan edebiyatındaki bir kasidenin ya da kasidenin bir bölümünün adıdır. Bahariye nereden geliyor? Bahar Farsça, iye Arapça ek ulanmış. Çok güzel kullanıyorlar bunu divan edebiyatı şairleri. En başta Nevi, ondan sonra Baki ve Nef'i. Bu üç şairimiz Bahariye kaside türünü çok güzel kullanıyorlar. Bahardan söz eden, bahar aylarında yazıldığı için baharı betimleyen bir kaside türü. Baharı tasvir ediyor. Ama burada şöyle bir şey var. Toplumun öne çıkan kişilerine nazire olarak yazılıyor bu bahariyeler. Ve gerçekten o şairlerin, yazan kişilerin baharla birlikte duydukları duygulanımları, hisleri dile getiren kasideler oluyorlar. Gerçekten doğadan esinleniyorlar. Çünkü bahar kökeni itibariyle biz çoğulu tekil olarak kullanıyoruz. Baharat da var değil mi? En güzel evet. Kokulara sahip karanfiller, tarçınlar, bu baharatları kullanmak için bahara at, yani çoğul kısmı, baharlar anlamına gelen Arapça sözcük baharat olarak kullanıyoruz. Biz tekil olarak kullanıyoruz. Hepsine birden bu hoş kokulu bütün yemeğe kattığımız, her şeye kattığımız, içeceklere kattığımız güzel aromalara sahip nebatı, bitkileri baharat diye niteliyoruz. Aynı şekilde bahariyelerde doğru vurgulamam gerekiyor. Bahariyelerde kış günlerinin bitmesi sonrası havaların ısınması, karların erimesi, dere, çay ve işte ırmakların coşması üzerine şairler de aslında güzel olana, yani sevgiliye olan yazdıkları nameleri her bir çiçeği bir name olarak görüyorlar. Bu şairlerin en başında da Nevi geliyor. Nevi baharı nüshaya ya da kitaba benzetiyor. Çok ilginç bir şair. Nüsha da yazılı bir metnin sureti oluyor. Çok ilginç. Bahar ve nüshası olan asıl kitaba dönüşüyor. Yani çoğaltılmış suretidir diyor. Çok ilginç Nevi'nin tanımları. Eski dilde mevsim yerine kullanılan, mevsim yerine fasıl denilirmiş biliyorsunuz. Evet. Fasıl kelimesi kitabın içindeki bölümlere deniyor biliyorsunuz. Fasıllar. Esasen bütün bir hayat bahar, yaz, sonbahar ve kıştan oluşan bir kitaptan ibaret diyor Nevi. O kadar güzel ki tanımlama. Bu dört mevsimin tümü bir hayatı oluşturuyor diyor. Nüsha'nın bir diğer anlamı da muska anlamına geliyor. Çok enteresan. Bahar kelimesi hepimizde farklı çağrışımlar yaratıyor tabii. Kimimiz Nisan yağmurlarını düşünür, kimimiz açan çiçekleri, öten kuşları düşünür. Bahar kelimesini duyar duymaz esen tatlı meltemleri hissedenler de olabilir. Bazen çok enteresan bir şey, yeni doğmuş bir bebeğin kokusu da aslında baharın kokusuyla özdeş tutulur edebiyatta. Gerçekten de yeni doğmuş bir bebeği kokladığınızda başını mis gibi bir koku yayılır, burna gelir. O da aslında kokladıkça içimize çekeriz. O içimize çektiğimiz de bahardır derler. Bir sürü niteleme var edebiyatta, divan edebiyatında. Bahar, faslı bahar, nevbahar, mevsimi gül, mevsimi gülşen, mevsimi gülzar, mevsimi sahra, mevsimi sefer, vakti gül, zamanı ferah, devri gül, eyyamı adl gibi isimler. Ondan sonra baharı şevk, neşe, arzu, huzur, hepsi bunların baharı çağrıştıran birer tanımlamalar. Peki, bahariye türünde çok ilginç bir şey var. Nef'inin örneğin Sultan Murad'a sunduğu Bahariye'de başlık bulunmuyor o şiirde, kaside'de. Bu kasidenin matla beytinde Nef'i bahar rüzgarının esmeye başladığından ve güllerin açmasından söz eder. Baharda ilk açılan çiçek, az önce
sizin de bahsettiğiniz menevşe ve güldür. Bu sebepten her iki çiçek de, yani menevşe de gül de, baharın habercileri olarak tanımlanırlar. Bizim edebiyatımızda, sadece divan edebiyatında değil tabii, romanımızda, siz daha iyi bilirsiniz, bir roman yazarı, öykü yazarı olarak aynı zamanda. Romanda tamam, zaman kavramı çok önemli kurgusal anlamda. Zaman geçişlerini kullanmak anlamında, uzamı belirlemek anlamında, mevsimlerin geçişi önemli bir konu. Ve romancı için de çok kullanılagelen kurguyu sağlamak anlamında, yani zamanın geçişini kullanmak anlamında, mevsimlerin geçişini anlatmak, evet, vardır. Bu kurguda kullanılır. Ama bazı romanlarımız, bu dünya edebiyatında da var. Not aldım. Öyle incelemeler de var roman üzerine. Romanın kendisi sadece bir mevsimi atmosfer olarak ele alıyor. Çok enteresan. Yani o içinde yaşayan roman kahramanları da gerçekten kışın haleti ruhiyesini yaşıyorlar. Kışın ruh halini yaşıyorlar. Gerçekten mevsim de kış ve kış yaşayan insanlar. Sonbaharsa, yani hazansa, sonbaharı yaşayan roman kahramanları var. Yani sürekli hüzün yaşayan roman kahramanları var. Yani sadece mevsim geçişleri, zamanın geçişini anlatmıyor. Romanın kendi atmosferi ve kişilerin ruh hali de o mevsimin birer göstergesi. Örnekler neler? Mesela Ferit Edgün'ün Hakkari'de bir mevsim romanı. Bir mevsim, değil mi? Hem de kış mevsiminin çok iyi bir göstergesi. Bütün roman kışta geçer. Hem de coğrafi bölge olarak da kış boyunca geçer. Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru çok enteresandır. Adalet Ağaoğlu'nun Viyana'ya gitmek üzere yola çıktığı romantik bir Viyana yazı anlatır. Ondan sonra ve çok son olarak Sevgi Soysal'ın Yürümek adlı romanı baharı anlatır. Atlamış olabilirim. Huzur sonbaharı anlatır. Adalet Ağaoğlu'nun romantik bir Viyana yazı anlatır. Ve Sevgi Soysal'ın Yürümek romanı başlı başına baharı anlatır. Yani Yürümek boyunca romanın tümünde gerçekten bir bahar atmosferi vardır fonda. Kahramanlar da hep müjde doludur, umut doludur. Yeniden dirilişe, umuda inanırlar. İşleri şevkle doludur, aşkla doludur Yürümek romanında. Yani romanları da böyle tasnifleyebiliriz. Daha sonra günümüz ve Cumhuriyet dönemi ve daha sonrası şairlerine de örnekler veririz. Ama şarkıcılarımız tabii bahardan çok etkileniyorlar. Yani bunların en başında işte Yalancı Bahar, değil mi? Aşkın Nur Yengi. Aşkın Nur Yengi mezunumuz. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, hatta cello bölümü mezunu. Bilmeyenler için söyleyelim. Dans yarışmasında birinciliği varmış. Birinciliği vardır, evet. Ne diyor Yalancı Bahar'da? Söyle kaç bahar oldu penceremde, gül soldu, belki de zaman doldu diyor. Candan Erçetin'in Bahar şarkısı var. Münir Nurettin üstadı demin andık. Özdemir Erdoğan baharı çok sever. Baharda kuşlar gibi geldim. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel evet, benim yarim oluver şimdi. Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz der besteci. Orhan Gencebay da ne der? Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca der, değil mi? Yani bahardan beslenmeyen şarkıcılar da olamaz diye düşünüyorum. Bahardan herkes besleniyor. Sadece edebiyatçılar değil, müzisyenler de çok besleniyor. Kesinlikle. Ressamlar da. Ressamlar elbette. Kesinlikle. Yani zaten o hayatın başlaması dediğimiz nokta, değil evet, hocam, tabiatın yenilenmesi. Zaten sanatsal üretimlerin de bir şekilde belki, hani o kış uykusundan kalkan, ürettiği, düşündüğü, yaratmaya için bir tasarıma girdi, değil mi hocam? Evet. Ondan sonra da onu işte kağıda, notaya, taşa, efendime söyleyeyim, şövalyeye, bir yere dökmeye çalışıyor insan. Hep böyledir. Ya da işte şeydir ya, çok klasik, inşaat sektörü baharda başlar. Ya çok basit örnekler gibi geliyor ama çok hayatın içinden örnekler bunlar. Yani yapılanma, hazırlık, işte ekim dikim işleri, fideler,
hayvancılık içinde çok ayrı bir yer vardır bahar. Yenilenme. Yani yenilenme bu kadar tamam. Doğaya dan insana sirayet eden bir mevsim grubu ki müthiş yani yaşantımızın her yerini, her şeyini, her alanını fazlaca etkiliyor. Yani ben çiçek yetiştirmeye eşimle birlikte çok meraklıyız. Bayağı bir çiçek yetiştiriyoruz. Ben sabahları, geçen hafta ektiğim hercai menekşeler var. Bu sabah uyandığımda her bir yeni filizlenen hercai menekşe tohumundan böyle acayip bir coşku duyuyorum. Her sabah uyandığımda ay bir tane daha açmış, ay bir tane daha açmış diye. İşte mesela turuncularım var burada, başka bir çiçek türü. Ondan sonra bunların her biri açtığında insan baharın geldiğini anlıyor gerçekten. Bende de vardı, ulaşamadım çiçekleri. Güneşi görür görmez, güneşi görür görmez mesela kolyozlar var yukarıda. Evet. Kolyozlar güneşi görür görmez değişik, acayip renklere bürünüyorlar kolyozlar. Kolyozların zaten menekşeler öyle. Yani insan coşku da duyuyor bunun karşısında, bu çiçeklerin açması karşısında. Dolayısıyla şair olduğunuzda, müzisyen olduğunuzda bunu muhakkak üretkenliğe dönüştürüyorsunuz siz de. Tabii ki. Yani çünkü her yenilenme, her doğuş aslında bir problemdir de. Evet. Bir sorundur da. Hani nereden baktığımızla alakalı. O yenilenmeye kayıtsız kalamadığımız gibi. Mesela yani insan haleti rüyesinde bahar dediğimizde tamam bu bahar, ilk bahar. Bir de sonbahar da var. Gerçi evet. Şu an gündemimiz dışı ama o da mesela o da yavaş yavaş kapanmanın hani içe çök hüznün melankolinin melankolia Hipokrat'ın da tanımladığı üzere kara safra melankolia yani günümüze çevirdiğimizde depresyon dediğimiz şey. Evet. Ama eskiden mesela çok ilginçmiş değil mi hocam? Bilirsiniz siz de. Mesela üretmek için bir sanat alanında önce melankolik olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor antik Yunan'da. Evet. Sonra evet. Diyor ki ürettiğiniz şeyler de sebep aradığınızda şu çıkıyor. Bir sorunun yoksa üretemezsin. Tabii. Ona dayatıyorlar bir kavramı. O yüzden aslında bahar hani tabii ki çok güllük gülistanlık ama sorunlarla da beraber geliyor aslında. Yani niye? Baktığımız açı tabii ki şey. Çünkü canlanmak da hayata çıkmak da bir sorunsal kavram esasında. Yani şey birçok noktadan hocam, vuruyor bizi, etkiliyor. Edebiyatta bir noktada hani bu bahsettiğiniz o melankoli aslında ona şey deniliyor. Mesela kuramsal olarak melankoli çukuru deniliyor. Ve hani o çukurun içine mutlaka her edebiyatçının girmesi gerekiyor. Yani o çukurun içine öyle veya böyle düşersiniz. Düşmek zorundasın. Düşmek zorundasın ama sorun şurada çıkıyor. Eğer o çukurdan çıkamazsan bir... Aslında verimli de olamıyorsun. Yani bir şekilde o çukura girip o çukuru aşman gerekiyor. Yani o melankoli çukurundan çıkıp çıktıktan sonra aslında dönüp bakıyorsun anılarına, hatıralarına. İşte o çukura baka baka yazıyorsun aslında bir noktada. Bütün sana... Evet, orada eğer o çukurdan çıkamazsak o ürettiğiniz verem edebiyatına dönüşüyor. Evet. Sadece ona dönüşüyor. Şeydir hocam, çilehaneler vardır ya. Hani aslında sanatçının çilehanesi de belki senin benzetmenle Adem o çukurdur. Hani orada çilesini çeker. Çünkü üretmek sancılı bir süreç. Süreç. O sancıyla aslında büyüyoruz. Sanat anlamında söylüyoruz. O insana da vuran bir şey. İlla hepimizin sanatçı olması gerekmiyor. Bu duyguyu yaşıyoruz zaten hepimiz. Ama tabii sanatçılar daha özel ve daha yoğun bir şekilde yaşıyorlar. O çilehanesi oluyor o çukur sanatçının. O kuyu belki de. Hocam da dediği gibi oradan çıkamayınca da şey bir durum söz konusu hocam. Hani modern hayatın içerisinde şimdi konuyu açıp beraber gidiyoruz. Hani modern hayatın içerisinde insanoğlunun böyle hep hani her şey güzel olacak. Hep iyisi olacak. Hep en güzeliyle karşılaşacaksın. Hani böyle hep pozitif bir akım söz konusu ya. Aslında hayat tam olarak böyle değil tabii ki. Hani hayatın içerisinde yapacağımız hatalar bizi bir sonraki aşamadaki daha büyük hatalardan koruyabiliyor çoğu zaman. Hani o yüzden de bu melankoli çukuru olsun, hani o karşılaştığımız zorluklar olsun, dertler olsun, işte girmiş olduğunuz o hani yaşadığınız her şey sizi bir sonraki aşamaya daha iyi, daha kolay hazırladığı için de ders almak bu noktada çok çok önemli. Hani evet. Gökyüzü dediğimiz kavramı düşünelim. Şimdi gökyüzü ne güzel hep masmavi olsa, gökyüzünü bir
canlı olarak düşünün. Gökyüzü kendi halinde yaşayan bir varlık. Hep masmavi güzel olmak ister değil mi? Fırtınalar kopuyor, şimşekler çakıyor. Bulutlar birbirine giriyor. Gökyüzünde kendine göre bir sorunu var. Toprak da öyle. Yani toprağa baktığınızda kırılıyor, bükülüyor, eğiliyor, kuruyor, çatlıyor. Erozyona maruz kalıyor. Renk değiştiriyor, bambaşka şeylere. Hani her yerde, her kavramda aslında olan bir şey. Yani hayat kusuruyla ve sorunuyla hemhal olmaya çalıştığımız bir durum. Yani hani çok varoluş gibi gelecek ama söylemlerimiz bir yerde de öyle maalesef ki. Yüzleşmek dediğimiz şey bunları, evet yani hani hep pozitif. İnsan sosyologlara göre, antropologlara göre işte pozitifi seçmeye eğilimlidir. Ama gerçekler dediğimiz şey, yüzleştiğimiz durum aslında sorun var, problem var. Tasalarımız, kaygılarımız olacak çünkü insanız ve bize dair duygular zaten reddedemediğimiz şeyler. Biraz belki mizah, biraz belki müzik, biraz belki sanatın diğer alanları, anlatı şekillerimiz, kendi içimizi dinleyişimiz, başkalarını dinlememiz, o çok önemli bir şey. Doğayı dinlemiyoruz mesela biz, hep bir gürültü geliyor kulağımıza ama biz oturup doğayı dinleyemiyoruz. Bizim için doğa dediğimiz şey kafamı uzattığımızda duyduğumuz araba gürültüsü ya da vesaire dış dinamiklerin gürültü kirli diyorlar. Aslında doğayı da dinlemek çok önemli. Yani ben bazen YouTube'da falan bakıyorum, o tomurcuğun açmasında bir ses var hocam, çok güzel, çıtır çıtır. Hani bunu duymak, bunu özümsemek, bir arının ya da küçücük bir canlının, karıncanın ayak sesini duyabiliyorsanız, vardır. Hissedebiliyorsanız eğer, o zaman bambaşka bir şey. O zaman karıncayla fil aynı geliyor size yani. Çok değişik bir farkındalığa ulaşıyor insan. Çevremize farkındalığımız da böyle bir şey. Baharda biraz daha artıyor bu. Daha ziyadesiyle doğaya dönüş olduğu için. Sorunuyla da belki bilginin külfetine inanıyoruz ya, bir külfetiyle gelir. Farkındalık da külfetiyle gelir. Böyle bir denkleme giriyor insanlara. Ama ne güzel örnekler verdi Süha Hocam ya, o şiirler. Süha Hocam, size sormadık. Sizin hep örnekler verdiğiniz, hani size göre bahar nasıl gelir? Hani baharı size hatırlatan ilk şey nedir? Yani en başta çiçekler tabii ki. En başta çiçekler. Benim de Cem Hoca gibi çocukluğunda, yani milattan öncesi yıllarda 23 Nisanlarda kar görmüştüğüm çoktur benim 23 Nisan törenlerinde ve okulun içinde kutladığımız çok olmuştur. Öyle 23 Nisanlar ben de yaşadım. Ama bahar benim için gerçekten ilk bahardan bahsediyoruz tabii ki. Öncelikle çiçeklerin tomurcuklarını açması ve çok da eskiden beri çok severim sardunyaların böyle sarkmaları balkondan. Sardunyalar benim için apayrı bir dünyadır zaten. Çiçekler çok öncelikli geliyor. Ama yani sonbahar deyince daha çileli bir dönem geliyor. Onda da aklıma her zaman şöyle söyleyeyim. Babaannem, rahmetli babaannem geliyor. Rahmetli babaannem her Ekim 15'inden itibaren, Ekim'in sonlarına doğru kızılcık marmeladı yapardı. Kızılcık marmeladı yapmak bayağı eziyetli bir şeydir. Yani şimdi ben hazır satılan kızılcık marmelatlarını alıyorum. Ondan böyle bir sadece rahiyasını, kokusunu alıyorum babaannemin, rahmetlinin yaptıklarından. O yalancı bir koku tabii hazır satılanlar. Ama çocukluğum babaannemin yanında Ekim aylarında o kızılcık marmeladının çekirdeğinin elek üzerinde nasıl kızılcıktan ayrıldığının çilesiyle geçti. Onu seyretmekle geçti. Yani babaannem buna nasıl sabır gösteriyor da o kadar kızılcıktan şu kadarcık bir kavanoz marmelat çıkarıyor. Yani o kadar da gerçekten eziyetli bir şey ki, değer mi diyorsunuz, ama gerçekten çocukluğunuzda o marmelattan aldığınız kokuyu düşündüğünüzde iyi ki yapmış rahmetli babaannem diyorum. O kızılcık marmelatlarını, çünkü başka türlü bir daha onun tadını ben tadamayacağım. Onu yapan birileri yok. Yani güneşte oturup kızarmış, rengi değişmiş marmelatları eleğin üzerinde o çıplak elleriyle ezmek, çekirdekten ayırmak dünyanın en zahmetli işi. İyi ki tatmışım diyor. Sonbaharlar deyince de eziyetli aylar geliyor aklıma. İlkbaharlar hep aşk, sevda, tomurcukların açması. Evet, Orhan Veli'ye de sormuşlar. Sanma ki derdim güneşten ötürü demiş.
Yani sanma ki derdim güneşten ötürü. Onun derdi başka. Ne çıkar bahar geldiyse diyor Orhan Veli. Ne kadar güzel. Şey bademler çiçek açtıysa ucunda ölüm yok ya diyor. Ne kadar güzel. Hoş olsa da korkacak mıyım zaten? Güneşle gelecek ölümden diyor. Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. Korkar mıyım? Ah dostum, derdim başka diyor. Yani derdim güneş değil ki diyor. Bambaşka bir boyutta başka bir şeysi. Aynı Orhan Veli şey de diyor hocam. Beni bu güzel havalar mahvetti de diyor. Mahvetti. Evet. Beni bu güzel, işte onun devamı o şiir. Tabii. Evet evet. Devam ondan edelim. Sonra yani işte Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, ondan sonra Nazım Hikmet, Ran, ondan sonra Yahya Kemal Beyatlı, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ahmet Muhittir Anas, ondan sonra birazdan anacağız. Sezai Karakoç, Melih Cevdet Anday, ondan sonra Ahmet Arif, bu şairler, Cumhuriyet dönemi şairleri hepsi bahar üzerine, bahar temalı veya içinde bahar atmosferi geçen ürünler yazmışlar, kaleme almışlar ve hepsi ölümsüz şiirler. Dünya edebiyatına da bakıyorsunuz, bahardan beslenmeyen şair, roman yazarı yok. Gerçekten herkes bahar, dünyanın değişik bir renge dönüşmesiyle bunu sanatsal ürünlerine de yansıtıyorlar. Suha Hocam hazırladım. Şeyi hatırlar mısınız? Kızılcık'tan bahsederken, marmelattan bahsederken o kızılcıkların yapraklarınızı evet. Elinize böyle sürüp suratınıza sürmüş müydünüz? Evet, evet. Evet, hatırlamaz mıyım? Tabii. Direkt benim aklıma o geldi. Siz bunları anladınız. Evet. O yaprakların surata sürülmesi. Bu arada... Mevsimler o kadar önemli ki Suya Hocam, Adem sen de bilirsin yani hepimizin aile büyükleri şöyle tanımlamalarda bulunurlar. Mesela benim rahmetli anneanneme her sorduğumda aynı cevabı alırdık. Ya anne ben tam ne zaman doğdum gün olarak öğrenmeye çalışıyor gibi yazmışlar ama cevizler çırpılıyordu. Ağaçlar çiçek açtığında. Ha, böğürtlenler çıkmıştı. Evet. Çünkü doğayla ilintiliyiz yani hani yaptığıyla alakalı. İşte buğday tarladan kalkmamıştı diyor sen doğduğunda. Allah bilir hangi gün. Ama doğaya göreyiz, tabiata göreyiz. Yani o kadar yakınız, o kadar iç içeyiz. Yani her şey. Mesela çok ilginç bir şey doğaya ve tabiata modern yaşam nasıl angaje oluyor? Yani şimdi isim vermeyeyim de Türkiye'nin sayılı tekstil firmalarından biri. Böyle meşhur mağaza, dünyada da bir sürü şeyleri var, şubeleri falan filan. Onunla ilgili bir yöneticiyle okuldaki bir etkinlikte bir araya geldiğimizde biz dedi, kadromuzda dedi biliyor musunuz dedi, tekstil firması ve perakendeci üretimi yapıyor ve satış yapıyor. Meteoroloji mühendisi çalıştırıyoruz dedi. Ben şaşırdım. Allah Allah dedim yani ne alaka var tekstil. Acaba diyorum yani üretimsel anlamda bu kafa sosyal tıkandım kaldım. Dedim ki niye çalışıyorsunuz ya meteoroloji mühendisi? Ona yakın dedi meteoroloji mühendisi var bizde. Biz dedi bütün dedi dünya üzerindeki bayilerimizi ve showroomlarımızı, mağazalarımızı meteoroloji mühendislerinin bize hazırladığı raporlara göre vitrin düzenleyerek dedi çalışıyoruz. Nasıl yani dedi. Nisan ayında dedi 15-20 gün yağmurlu geçecekse dedi meteoroloji mühendisi bize rapor veriyor. Yağmurlu diyor önümüzdeki 20 gün. Biz bütün vitrinlerimize şemsiye, yağmurlu çizme falan filan koyuyoruz. Yani yağmurla alakalı şeyler. Satışlarımız %35 artıyor. Doğa böyle dönüşüyor yani artık hani modern hayatın içinde de bambaşka bir yere geldik. İklimsel hareketler falan filan dediğimiz. Tabii ki çok daha detaylı konular da var. Şimdi bahar diyoruz da baharın da tadı kalmadı. Kuraklık çok büyük bir tehdit. Tüm dünyayı saran o küresel ısınma dediğimiz durum, mevsimlerin yer değiştirmesi başladı. Acaba bu mevsimsel yer değişiklikleri, mevsimlerin eksen olarak kayması, benim de hep merak ettiğim alanla ilgili bir şey, insanlardaki duygu durum değişikliklerinin de yavaş yavaş başka şeylere mi yönlenmesine sebep olacak? Bu da mesela bizim alanla ilgili bir araştırma şeyimiz. Çünkü kayıyor değil mi Süha Hocam? Sıralar evet. Değişiyor. Eski o hani işte kar yağardı Ankara'da bir buçuk ay kalkmazdı o kar yerde. Evet. Mutlaka 2-3 dönemi olurdu. Okullar tatil evet. Olurdu biliyoruz. Konuşmuştuk tabii. Daha önceden. Bahar kendince baharlığını yapardı her zaman için. Yaşardık biz bunu. Şimdi yaz, bahar karışık. Hani sonbahar, kış, yaz, ilkbahar, nerede bahar? Öyle bir durum alıyorum. Sonbahar, kış, nerede bahar, yaz. İki mevsime dönüyor. Oluyor. Evet. İki mevsime dönüyor. Yaz ve kış aslında. Hani aradaki evet. Baharlar... Azalıyor. Evet, azalıyor. Bu bize de etkileyecek.
Ruhsal anlamda da etkileyecek. Psikolojik anlamda da. Pardon. Bu arada ben Instagram mesajlarına bakmamıştım. Hani program başından beri orada da birkaç şey var. Hocam şey yazıyor. Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin demiş. Cem hocam bunu biraz herhalde sizin anlattıklarınızdan sonra konuşmuşlar. Daha sonra da şöyle bir şey var. Ah yalan dünyada diye karşılık veriyorum. Ah yalan dünyada. Neyin pozitif neyin negatif olduğuna kim karar veriyor? Yaşam döngüsü eksiklik midir? Herhalde bu bizim biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı. Hani ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Neyin pozitif neyin negatif olduğuna öncelikle senin kendinin karar vermen gerekiyor. Birey olarak insanın kendisinin karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ortak bilimsel verilerle sağlanmış ve ortak genel geçer doğrular zaten bir havuz. Onları zaten hani tartışmıyoruz doğru yanlış falan diye ama gündelik olaylar neticesinde güzel tabir kullanmış yaşam döngümüz ya da otantik yaşam alanımız içerisinde maruz kaldığımız olayları da insan kendi özgür iradesiyle kendi insanda psikolojide şey var gizli güçler dediğimiz yani bu şey fantastik anlamda söylemiyorum gizli güç hani bizim hissetme algılama onu mütalaa edip meç edip kafamızda bir işleyip bir tortuya dönüştürüyoruz ürüne yani bir seçeneğe, bir seçime, bize ait bir karara dönüşüyor. O karar verme aşamasında tabii ki çok öznel bir şey aslında. Ya tabular üzerinden gideceksin, dayatılanlar üzerinden ya da miş gibi ya da genel doğrular, stereotype dediğimiz bir program önce konuştuğumuz şeyler. Hani o kalıp yargılar üzerinden gideceğiz ya da onları bir kenara bırakıp kendi doğrularımız, o insan evet. Doğruyu ve pozitifi seçme eğilimindedir. Aslında hani tam anlamıyla böyle... Evet ya iki kere iki dörtmüşü tercih edelim mi anlatmıyor orada. İki kere iki dört ama bana faydası varsa dört gibi bir şeydi. Yani pozitifi seçiyor aslında yani ha o zaman iyi. Belki beş diyecek bilemeyiz onun doğrusu tabii ama öznel bir şey. Çünkü tartışılmayan doğrular konuşulmuyor şu anda. Mesela hani seçimler dediğimiz zaman ben hani zevkler, seçimler, tercihler tamamen insanın kendi pozitifliği ve doğruluğuyla alakalı. O seçimi zaten onun seçimi, onun inandığı, onun tercih ettiği durum. O öznel bir durum. Suha Hocam size bir soru var. Onu soracağım size. Diyor ki arkadaşımız kızılcık marmelatı Ramazan şerbeti mi oluyor hocam? Hayır. Hayır hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Hocam marmelat Hiç ilgisi yok. Kızılcık marmeladı tamam. Eğer kaldıysa kıştan bu yana şu anda iftarda arkadaşımız yiyebilir ama değil. Alakası yok. Yani şerbetiyle ilgisi yok. Marmeladının hazırlanışı çok farklıdır. Onu söyleyeyim. Bir de sopası var hocam. Evet bir de kızılcık. Ayrıca bir şey kızılcık söyleyeyim. Pozitif, negatif konusunda bir iki kelam da ben edeyim. Sabah aday memur arkadaşlarla dersimizde de ele aldık. Onlara da söyledim. Sözsüz iletişim döneminde iki kişi. Bunu daha önceki bir programımızda da ele almıştık. Hani sözlü iletişime geçmeden ben Cem Hoca'yla ilk izlenim olarak karşı karşıya geldiğimde 50 metre aramızda mesafe varken ilk kanaat dediğimiz yani birbirimiz hakkındaki ilk kanaat neyle oluşuyor? Beden dilimizle, birbirimize bakışlarımızla ve %60'ı kanaatimizin böyle oluşuyor değil mi? Yani sözlü iletişime geçmeden önce, daha Cem Hoca ile muhabbet sürecine geçmeden önce biz önce beden dilimiz olarak birbirimize işaretler gönderiyoruz, kodlar yolluyoruz. Bu kodlar aslında yakında olacak şeylerin de habercisi oluyor. Yani sözlü iletişime geçtiğimizde tamam dengeler değişebiliyor. Nasıl cümleler kurduğumuz, birbirimizi tamamlayıp tamamlayamadığımız gibi ya pozitife evriliyor ya negatife evriliyor. Pozitife evriliyorsa 20-25 yıl ya da ölene kadar sürecek bir dostluğa evrilebiliyor. Negatifse ömürleri boyunca aynı ofistelerse 20 yıl 25 yıl aralarında 30 santim cetvelle oturuyorlar. Merhaba, günaydın, iyi akşamlar. Merhaba, günaydın, iyi akşamlar. Bunun ötesine geçmiyor. Çünkü eskiler derdi ki bize bitleri kaynaşmamış derdi. Bitlerin evet. Kaynaşması ne kadar önemli. Yani senin bitinle benim bitim kaynaşıyor mu? Bu bir tabii metafor. Yani
bir deyim, Anadolu'ya has bir deyim, bitlerin kaynaşması. Üzerimizde bit pire falan yok canım, öyle bir şey yok. Yanlış bir izlenim de yaratmayalım. Bit pire taşımıyoruz. Ama önemli olan burada benim bedenimle, benim ruhumla karşımdaki kişinin birbirine pozitif mesajlar gönderip gönderemediği meselesi. Hep negatif mi yolluyoruz yoksa hep pozitif mesaj mı yolluyoruz çevremizdekileri? Asıl mesele bu. Ben örneğin sizinle ne zaman tanıştım? Ağustos ayında mı tanıştım? Ne zaman tanıştım Adem Bey? Bakın Ağustos, sanki... Eylül. Değil mi? Ağustos sonu, Eylül. Evet, Eylül başı. Okul daha açılmamıştı. Dönem başlamamıştı. Bakın şimdi mesela nasıl? Sanki çok uzun yıllardır Adem Bey'i tanıyormuş gibi bir şey yaşıyorum. Farklı bir zaman algısı yaşıyorum. Neden? Bitleriniz kaynaşmış hocam. Bitleriniz kaynaşmış. Bitler kaynaşmış. Yani pandemide sanki... nasıl kaynaştılar hocam? Olmayan bitler nasıl kaynaşmış? Megabitler hocam, megabitler. Çocukların anladığı dilden evet. Konuşalım. Olmayan bitler nasıl kaynaşır? Tabii megabit değil tabii. birbirimize yolladığımız pozitif mesajlar. O zaman algısını da, yani reel zaman algısını da, yani 24 saat veya 1 saat 60 dakika kavramı gibi değil. O zaman algısını da değiştiriyor. Hayır, biz Adem Bey ile 4 artı işte 5, 9 aydır beraber dostluk etmiyoruz. 9 senedir belki de çalışıyoruz İTÜ'de gibi bir zaman değişimine bizi yönlendiriyor. Mevsimler konusunda Türkçe muazzam bir dil. O kadar şanslıyız ki. Mesela kar kelimesini söylediğimizde aklımıza ne geliyor? Kar geliyor, değil mi? Şimdiki çocuklar, gençler artık kar ne demek unutacak tabii ki. Demin bahsettiniz. Kar görmüyor kimse kışın diye, değil mi? Kar diye bir şeyi biz artık fotoğraflardan, eski fotoğraflardan falan herhalde 3-5 yıl sonra diyeceğiz ki çocuklar bakın kar diye bir şey var falan diyeceğiz herhalde. Ama Türkçe o kadar zengin bir dil ki kar dediğimizde birine kar algılıyoruz, değil mi? Kar algılıyoruz. Enteresan bir şey, eski Moğollara karı anlatmak için 18 tane sözcük kullanıyorlarmış, biliyor musunuz? 18 sözcük. Halbuki biz kar dediğimizde kara ait o kadar çok şey aklımıza geliyor ki tüm bir kışı bile tasvir edebiliyoruz Kar dediğimizde. Aslında onlar tek bir şeyle anlatabilir zaten yaşam profilleri. Evet. Ama onlar çeşitlendirmişler hocam. Evet, artık. Hani şey gibi ben bunu biraz mesela peynir noktasında da yurt dışına falan gittiğinizde bunu çok görürsünüz işte. Mesela İtalyan peynirleri falan hani o kadar fazla çeşidi var ki hani çok küçük bir ayrımlarda bile peynirlerin isimleri değişir. Hani farklılaştırmışlar. Biz ise hepsine mesela diyoruz ki tulum peyniri. Hani o öyle kalıyor bizde. Onun şey için işte, farklılaştırma şeyimiz bizim yok. Bizim için kar hani yağdıyla kalan sonra da çekip giden bir şey. Eskimo için bir yaşam biçimi olduğunda zaten ona çok farklı anlamlar yükleyecek. Çünkü aradaki nüansları daha iyi görüyorlar. Evet. Yani çok daha farklı anlamlar içeriyordur. Çünkü şöyle hocam şimdi yani bir şey vereyim. Hani algı, pozitiflik ya da negatif insanını seçer diyoruz ya. Kendi öznel durumu, coğrafyası, yaşadığı yer, geldiği aile, aldığı eğitim, çevre faktörü her şeye giriyor bu algılayış meselesiyle. Aslında çok özel bir konudur. Benlik algısı. Hani hepimizin muzdarip olduğu alanlardan biridir. Benlik algısı bizi de yöneten bir şey. Ben şöyle bir ders bitti. Amfideyiz. 52 kişilik bölümde oturduk. Battal Aslan hocamız var. Belki rahmetli olmuştur. Tam bilmiyorum. Profesör. Hem eğitim felsefesi dersimize giriyor. Hem de psikolojiye giriş dersleri falan filan veriyordu. Yine böyle felsefe derslerinden birinde eğitim felsefesinde. Ders bitti. Saat 7'ye yaklaştı. Ankara'nın kışı hava kararmış falan filan durumlarda Süha hocam bilir. Dedim ki oh be bugün de akşam oldu. Bir gün daha geçti ne güzel dedim. Amfiden çıkıyorum. Bir dakika dedi Cemciğim bir dur orada. Bütün sınıfı da durdurdu gitmeyin dedi. Sınıf beni öldürecek gibi bakıyor. Ne oldu hocam falan filan. Sen dedi şimdi dedi kaç yaşındasın? Hocam işte dedim 20 küsür bir 21 olmadım daha falan. Hah dedi. Ben dedi o zaman işte 60 yaşında falan. Ben dedi 60 yaşındayım. Senin için bir günle benim için bir gün çok farklı Cemciğim dedi. Sen bitsin diye dua ediyorsun ben bitmesin diye. Hani pozitif nerede, negatif nerede, neyi nasıl değerlendirdiğimiz aslında çok göreceli bir kavram. Evet. Yani bakış açımıza göre değişiyor.
geçmesin dedi. 80 yaşında birisi için bir saat bile demek ki çok farklı bir anlamdadır. Biz 24 saati nasıl o bir saati. Müthiş şeyler yani, değişken hayat. Cem hocam veriyor. Teşekkür ediyorum. Süha hocam teşekkür ediyorum. Son bitti olarak mi ya? Tabii hocam bir saati devirdik. Cemre'lerin düşüş sırasıyla bitirelim isterseniz. Birincisi, evet, onu bilemedim. Havaya düşüyor Şubat'ın ortasında. Hı. Şubat'ın sonunda suya, Mart'ın başında da toprağa düşüyor. Güzel. Yani toprağa Cemre düştükten sonra bahar geldi. Olay bitiyor. Ama tabii bu yıl karantinada olduğu için herhalde birazcık geç kaldı Cemre'ler düşmeye. Hocam teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Sanırım 15 gün sonraki programımız bayrama denk gelecek. Şimdiden güzel. Arkadaşlarımızın, hani dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum ben de. Önümüzde bir tam kapanma süreci var. Bu süreçte benim bir Adem olarak hani en büyük tavsiyem arkadaşlara, fırsat buldukça bol bol kitap okusunlar. Hani zamanı evde de olsa değerlendirmeyi, hani o bir dakikanın, bir saatin öneminin olduğu yıllar var diyoruz ya hocam gelecekte. Fırsat bilsinler, bu fırsatı değerlendirsinler evde kaldıkları süreçte, hani karantina sürecinde. Zor bir süreç olsa da hani hepimiz adına aynı şekilde olabildiğince verimli geçirmeye gayret etsinler demek ben de istiyorum. Egzersiz öneriyorum. Egzersiz. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Anima sena in corpore sano, Latincesi. Sağlam ruh, sağlam vücutta bulunur. Bir Latin atasözü, mutlaka egzersiz. Ama Süha Hoca'dan şiir dinleyecektik ya. Süha Hocam en sona bırakıyoruz hocam. Kapanış onunla tamam. Yapıyoruz artık. Lütfen dinleyelim hocam. İki tane şiir planlamıştık ama vaktimizi doldurduğumuz için ben kısa olanı tercih ettim. Ahmet Arif'in içeride şiiri. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketim. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar, ACS 101 bu haftalık bitti. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.